Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bu YouTube'da güzel bir oylama yapmıştık. Ünsüzler diye bir program çekelim mi diye. Ve genellikle oylamayı da hemen şu kenara bırakacağım. Genellikle çekelim kararı gelmiş. Şimdi konuşmak çok güzel bir eylemdir. Konuşmak aşırı rahatlatıcı bir şeydir. Biz de biraz konuşalım, sohbet edelim. Bu program altında bir şeyler yapalım diye karar verdik. Genellikle hep tespih, dükkan açmak, oydu buydu derken biraz da sohbet şeyinde olsun dedim. Anılarımızı anlatalım. Tespih konusundan, hayat konusundan normal konuşalım, sohbet edelim, muhabbet edelim diye böyle bir şey çekme kararı aldım. İnşallah hoşunuza gider. İlk bölümünü bir deneyelim. Bakalım devamında neler olacak ya da nasıl şeyler olacak. Belki arkadaşlarımızı ağırlarız, belki güzel insanları ağırlarız, belki eğleniriz, belki de çok kötü olacak bilmiyorum ama inşallah hoşunuza gider. Baştan söyleyeyim. Sonra bana aşağıya açıklamaya ağır küfürler yazıp da zan altında bırakmayın. Oylama yaptım. Oylamayı tekrardan bırakalım buraya. Evet, şimdi başlayacağım konu başlıktan da görmüşsünüzdür. İnsanlar kaybedince mi değer anlar diye bir konu açısından bu konuyu da açacağız fazlasıyla. Bu benim en çok yaram olan bir şey, en çok zoruma giden şeylerden birisidir. Genellikle bir insan öldüğünde feryatlar, fidanlar atılır. Bir cenaze evine ya da herhangi bir yere gittiğinizde görürsünüz. En çok niye feryat atılır? Ah ben sana şunu yapmayacaktım. Ah ben sana bunu yapmayacaktım. Ah sana ben şunu yapmayacaktım. Oradaki insan aslında o insanı kaybettiğine üzülmüyor. Genellikle yapamadıklarına, pişman olduklarına, keşke yapmasaydım dediklerine genellikle onlara feryat fidan ediyor. Düşünsenize bir cenaze evine gidiyorsunuz. Herkes gitmiştir genellikle bir cenaze evine ya da herkes bir yakınını kaybetmiştir. Genellikle ağlama seslerini duyduğunuzda ya da ağlama seslerini gözlemlediğinizde şu sesleri çok fazla duyarsınız. Aa keşke sana şunu yapmayacaktım. Aa sana keşke bunu yapmayacaktım. Şöyle yapmayacaktım, böyle yapmayacaktım. Yani demek ki biz insanların öldüğüne üzülmüyoruz da yapamadıklarımıza ya da yaptıklarımıza, kötü şeyler yaptıklarımıza üzülüyoruz. Mesela dört dörtlük bir şey olduğunuzda, mesela ben babamı kaybettiğimde o kadar çok ağlamadım. Bununla duygusuzluk ya da bir şey değil. Ben elimden geldiğince saygılı bir evlat olmuştum, saygılı bir çocuk olmuştum ve hiç keşkem olmamıştı. Ne dediysem babamla arkadaş gibi büyüdüğümüz için sadece bir alışkanlık oldu içeriye, bir yokluk çekmek oldu. Nasıl yokluk çekmek? Hani sonuçta babadır. Her şeyi paylaşırsın, her şeyi yaparsın. Dört dörtlüktür. Şimdi yokluk, büyük bir yokluk. Yani o yüzden üzülmüyorum ya da vicdansızlık, duygusuzluk gibi bir şey demiyorum. Ama şöyle bir şey, hani bu kaybedince anlamaktan kastım şu da var. Bazen kaybetmek o kadar güzel ki yeni yolların kapısını, yeni güzel şeylerin kapısını açıyor ve değer bilmeyi kılıyor. Bu da genellikle bir candan kastım değil de mesela bir maldan. Mesela çok fazla bir tespihe değer veriyorum. Telefonuma çok fazla değer veriyorum. Arabama çok fazla değer veriyorum. Kaza yaptım ya da kaybettim. Yani herhangi bir şey kaybettim. Kayboldu, bulamıyorum. Arıyorum, arıyorum, bulamıyorum. 2 gün sonra, 3 gün sonra bir buluyorum. Fazlasıyla değer veriyorum. Bu sefer yanımdan ayırmıyorum. Kıymet veriyorum, saklıyorum, özen gösteriyorum. Bazen gerçekten kaybetmek o kadar güzel ki insanlara çok 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 fazla ders veriyor. Tabii ki bu kaybetme konusundaki yani güzel dediğim kelime insanları kaybetmek değil, bir eşya, bir vasıf, bir şey kaybetmek çok güzel bir şey aslında. Şu hayatta hani kaybetmemek için bizim çok güzel şeylerimiz vardır. Hani çok ağır olan şeylerimiz vardır. Baskılar, korkular, duygular. Bilmiyorum hani çok kötü bir şey baskılar, duygular. Öncelikle baskılardan böyle bahsetmek istiyorum. Baskılar böyle insana aşırı baskılar yapıyorlar ki bazen eşin, dostun, ailen, akraban, ondan sonra daha sevgilin, kız arkadaşın, karın, çoluğun, çocuğun. Yani bazı baskılar o kadar gereksiz ve o kadar yorucu ki insanı o çok yoruyor. Onu baştan söyleyeyim. Mesela örneklerden vermek istersem cevabını bildiğin sorular sormak insanı aşırı yoruyor ki ama öyle böyle yormuyor. Eskiden yaşanmış olayları bir kere anlatmış olursun ve acı verecek bir şeydir. Bunu tekrar tekrar sormalarıdır mesela. Ya da kolunda bir yara var. Aşırı böyle bir yarık var. Bu seni rencide ediyor. Devamlı onu sormaları, devamlı onu sormaları bir insanın yarasını deşmek oluyor ve o kadar kötü, o kadar iğrenç bir şey ki mesela benim çok fazla zoruma gidiyor. Sizin zorunuza gidiyor mu ya da tuhafınıza gidiyor mu bilmiyorum. Bunları da yorumda belirtirseniz çok mutlu olurum. Soru sormak için soranlar var böyle hani soru sormak için. Mesela elinde bir tespih var. Aa o tespih mi? Elinde mesela bir telefon var. Aa o telefon mu? Elinde bir kamera var. Aa o kamera mı? Ya bunların yerine o tespih nasıl bir tespih? Elindeki telefon hangi marka bir telefon gibi hani biraz daha düzgün sorular sorulsa aslında insanlar o kadar rahatlayacak ki müthiş derecede rahatlayacak. Soru sormak için soranlar benim üzerimde aşırı bir baskı oluşturuyor. Bu da beni çok yoruyor ve çok bitiriyor. Olmayacak şeyi yaptırmak. Olmayacak şeyi yaptırmak. Ya
çok kötü bir şey aslında. Mesela biz tespitçiyiz ya da bir araba tamircisi. Araba tamircisi, kaportacı dış kaportayı tamir ediyor. Ve sen gidiyorsun bu adama elektrik aksamı soruyorsun. Adam diyor ki ben anlamıyorum. Yaparsın usta. Ya diyor ki anlamıyorum. Yaparsın usta. Ya anlamıyorum da işte neyini yaparsın? Bizim dükkanda da tespit değiştireceğim. Ya adam diyor ki yeni bir imame yap bana. Ben de o tespih ustalığı yok, el zanaatı yok. Baştan söylüyorum, anlatıyorum. Dök. Yaparsın usta. Ya yapamam. Yaparsın usta. Malzeme nerede? Yok yaparsın usta. Ya o kadar büyük baskı ki bu baskı beni aşırı bunaltıyor. Anlayışsız olmak o kadar kötü bir şey ki ekstradan. Şimdi anlayışsız olmak nasıl anlayışsız olmak? Bazı insanın neşe saati olabiliyor, öfkeli olabiliyor, sinirli olabiliyor, hep mutlu olacak, hep dört dörtlük olacak diye bir şey yok. Çok sinirlisin, bir şeye sinirlenmişsin ama karşındaki tarafa değil, bu da senin sinirli olduğunu, öfkeli olduğunu biliyor. Devamlı anlayışsız şekilde sorular soruyor, bunaltıyor, yaranı açıyor, deşiyor. Sonra kavga çıkıyor, tartışma çıkıyor. Öyle bir noktaya geliniyor ki iki taraf da birbirleriyle ömür billah konuşmuyor. O kadar kötü bir şey ki anlayışlı olmak o kadar güzel bir şey ki aslında. Bakıyorsun karşı taraftaki insan sinirli, öfkeli ya da acı çekiyor ya da duygusal. Gideceksin o adamın karşısında ya da yanında destek amaçlı duracaksın. Soru sormayacaksın. Anlatırsa dinleyeceksin. Okey diyeceksin. Ha diyeceksin. Ho diyeceksin. Geçeceksin. Bu kadar anlayışlı olmak aşırı bir zor değil. Gidip iğneyle ameliyatla eklenebilen bir şey değil. İnsan olmak gerekiyor, anlayışlı olmak gerekiyor. Şimdi korkular demiştik. Korkular o kadar sıkıntılı bir şey ki insanların hepsinde vardır bu korkular. Para kaybetmek, zaman kaybetmek, başarısız olmak ve en ağır durumda olmaz korkusu. Mesela dükkan açıyoruz. Çoğu insan bizim üzerimize baskı yapıyor. Yok bu dükkan iş yapmaz. Yok bu dükkan para kazanmaz. Yok bu dükkan şöyle olmaz. Yok bu dükkan böyle olmaz. Araba alıyoruz. Keşke şu arabayı alsaydın. Keşke şunu yapsaydın. Keşke bunu yapsaydın. Bir telefon alıyoruz. Keşke şu üst modelini alsaydın. Keşke şunu yapsaydın. Ya o kadar sıkıntılı bir şey ki artık kafayı yemek üzere oluyorum. Yani keşke onu yapabilseydim. O benim aklıma gelmiştir zaten. Ve param buna yettiği için bunu yapmışımdır. Niye bu kadar anlamıyorsun? Bam 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 koyacaksın. Yani tartışma, kavga. Ya hiç anlayış yok insanlarda. Mesela arkadaş bana geliyor dükkan açacağım diyor. Şimdi ben de dükkan sahibi olan bir insanım. Diyorum ki aç şunları da dene ama bunları da dene, bunları da dene. Şöyle yapsaydın demiyorum. Bir tavsiye veriyorum. Keşke bana da öyle bir tavsiye verselerdi. Mesela dükkan açtım dediğimde kardeşim bak şunlardan da deneyebilirsin, şunları da satabilirsin, şunları da koyabilirsin. Ya ben şu arabayı alacağım, nokta nokta arabayı alacağım. Kardeşim bak bu arabayı aldığında şunu yaptırabilirsin arabaya ya da şöyle bir şey yapabilirsin. Şunu düşündün mü falan. Çok değişik bir şeyler, insanı çok fazla bunaltan şeyler. Duygularımıza gelecek olursak bu biraz daha ağır basıyor ve bizi en çok yıpratan şeyler. Genellikle hepimizin üzerinde bir halsizlik var. Bir iş yapacağız mesela şu tespihin fotoğrafını çekeceğim ben. Gidiyorum çekemiyorum. Diyorum ki sonra yapayım. Bir yorgunluk, bir halsizlik. Mesela duygular, birini kaybetme duygusu, vazgeçme duygusu, aşk çekme duygusu, arkadaşlarına yetişme duygusu, yorgunluk, çok sıkıntı üzeri baskı olan bir şeyler. Bunları da artık zamanla ve alışmışlıkla bunları yenmek gerekiyor. Ben bunu yenebildim mi, yenmedim mi tam olarak bilmiyorum. Ama yarı yarıya diyebilirim. %50 yendim, %50 yenmedim diyebilirim. Kendin için bir şey yapmıyorsan başkası için hiçbir şey yapamazsın. İlk başta bir işe başlayabilmen için kendin için yapman gerekiyor. Nasıl kendin için? Mesela ben şu ürünü satın alacağım. Öncelikle kendimi inandırmam, kendimi mutlu etmem lazım ki ondan sonra insanları mutlu etmem gerekiyor. Araba satacağım, tespih satacağım, çanta satacağım, giyim satacağım. Öncelikle kendime inandırmam gerekiyor bunu. Ondan sonra insanlara inandırmam gerekiyor. Yani kaybetmekten de korkmamak gerekiyor. Zaman o kadar su gibi akıyor ki gerçekten söylüyorum. Ben askerden geleli 7-8 yıl oldu ve 7-8 yıl bana 2 gün gibi geldi. Ne oldu bunca zamandır? Dükkanımı açana kadar söylüyorum. 2 yıl öncesine kadar söylüyorum. O kadar çok standart bir hayatım vardı ki dışarıdaki insanlara mutlu edeyim. Ben mutsuz olayım. Önemli değil. Nasıl ben mutsuz olayım? Şu eşofmanı giymeyeyim. Aman şimdi komşu götü dar, bacağı dar, şurası dar, burası dar. Yok akrabam şunu kızar. Yok internetten şunu paylaşmayayım. Akrabam şöyle der. Yok dükkan açarsam, batarsam. Yok akrabam şunu der, arkadaşım bunu der, eşim dostum bunu der, makara yapar, kikiri yapar. Ne oldu? 5 yılım çöp oldu. Gelecek yıllara kastım da hep kendim için yaşıyorum artık. Akraba ne der mi? Umurumda değil. Arkadaşım ne der mi? Umurumda değil. Eğer arkadaşım, akrabam, ailem, osu, busu, kız arkadaşım, karım, çoluğum, çocuğum, yok dostum, şu, bu bir şey diyecek diye düşünecek olursak ömrümüzün sonuna kadar yaşamımız çok ağır bir olur. Hani kendimiz hep mutsuz oluruz.
Çünkü yapmamız gereken bir şey, bu ayakkabıyı alacağım mesela. Ben bir ayakkabı alacağım ya da bir tespih alacağım ya da bir mont alacağım. Öncelikle komşularıma mı mesaj atmam gerekiyor ya da akrabalarıma mı mesaj atmam gerekiyor? Hiçbir şekilde. Bu hayatta yapmanız gereken en önemli bir şey kendiniz için yaşamak. Eğer kendin için yaşamıyorsan hiç yaşamıyorsun demektir. Videomuz bu kadar olsun. İlk bölümümüz bu kadar olsun. Ben de o kadar rahatladım ki konuşarak sizlerle dertleşerek. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşme dileğiyle.